Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker, 2021 yılı itibariyle Edirne'de gerçekleştirilen konut ve arsa satışları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yabancı vatandaşların Edirne'de konut satın aldığını dile getiren Çeker, fiyatlar yükseldi ama bunun yanı sıra satışlarda da zayıflama var. Yunanistan vatandaşlarına iyi satış yapıyoruz. Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz var dedi. Konut satışlarında bu son 3 aydan beri bir zayıflama var ama bunun yanı sıra da hızlı bir satış da var. Bunun da sebebi elinde dövize olanlar, dövize yatırım yapanlar bu konuda karlı oldular. Nasıl karlı oldular? Döviz arttığından dolayı aman dedi elimizde dövizimiz var, döviz çıktığı kadar çıktı. Ben işte buna başka bir yatırım yapayım. Ne yapayım? Konut satış alayım, konut alayım diye düşünenler var. Ama tabii ki bir de konutlarda şu var. Müteahhit arkadaşlarla her gün oturuyoruz, görüşüyoruz. Onlar da çok büyük sıkıntılı bu konularda. Sattığımızı yerine koyamıyoruz diye sıkıntılı. Müşteri var ama müteahhitler diyor ki ya sattım mı yerine koyamıyorum. Demir oldu 12 bin liraya geçti konu. İşte çimento oldu torbası 15 liraydı 50 liraya geçti torbası. Yani bu artışlar 2 ay içinde, 3 ay içinde olan artışlar. Yani enflasyonu böyle gösteriliyor ama müthiş derecede bir artış var. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir margarin Trakya birlikten. Biz konutun fiyatını yani nasıl hesaplıyorduk? İşte 100 metrekarelik bir daire dediğimizde 2 artı 1'de işte metrekaresi arsa payını da koy, maliyetini de koy dediğimizde metrekaresi işte ne yapıyorduk? 4.000 liraya geliyordu. Bilemedim 5.000 liraya geliyordu. Nedir işte 2 artı 1. Ne diyorduk? 500 en fazla, en lüksü. 500 bin lira diyorduk. Geçen gün bir daire satışını yaptık. Yani o da pazarlık pazarlık. 2 artı 1 daire 750 bin lira. 4-5 dediğimiz metrekare birim fiyatı 7,5'a çıktı. Arsalarda olsun, arazilerde olsun. Dolara endeksliymiş gibi gitmeye başladı. Fiyatlar bayağı bir yükselmeye çıktı, yükseldi. Ama bunun yanı sıra da satışlarda bir zayıflama tabii ki var. Bir de yabancılarımız gelmeye başladılar. Onların paraları bizde çok değerli. Mesela Yunanlılara son 2 aydan beri iyi satış yapıyoruz. Yani orada vatandaş olanlara. Bulgaristan'dan da gelen çok müşterimiz var. Onlara da satış yapıyoruz ama onlarda da biraz sıkıntılı bir ortam var. Daha önceden alınan bir sınır şehirleriyle ilgili bir mesafe olayı var. İşte Edirne ve Kırklareli sınır şehri olduğu için Yunanistan'a ve Bulgaristan'a buralardan direkt Bulgar vatandaşı ve direkt Yunan vatandaşı konut alımında sıkıntı oluyor. Yani konut alamıyorlar. İşte bunun sebebi de sınırlarla ilgili bir anlaşma yapılmış, mesafe yapılmış.